Merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olan TYT Coğrafya Haydi Gel Soru Çözelim serimizde ikincisiyle devam ediyoruz. Daha önceki videoya ulaşmak için oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üst kısımda çıkan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Yine yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz ve soru çözmeye başlıyoruz. İnşallah güzel netler de almış olursunuz. İçinizden bu şekilde yine başarılı olmak için ve yine soruları daha iyi çözebilmek açısından moraliniz de yerinizde olsun. Evet, birinci sorumuzda aşağıdakilerin hangisi doğanın insan üzerindeki etkisine örnek gösterilemez? İnsanların evlerini buzdan, kerpiçten, ahşaptan yapmaları çevredeki özellikle bulabildikleri malzemeyi kullanmalarıyla yine alakalı oluyor. Özellikle buzdan yapmaları ki soğuk kuşakta yaşamaları, kerpiçte daha çok kurak, yarı kurak alanlarda, ahşapta ise daha çok nemli alanlarda, ormanların fazla olduğu yerlerde kullanım olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı nüfus artışının doğal kaynak kullanımını arttırması insanın doğaya etkisidir. Yani doğanın insana değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Muson ülkelerinde temel tahılın pirinç olması yine oradaki doğal koşullarla alakalı. Orta kuşakta mevsimlere göre giysi değiştirilmesi ki mevsimlerin değişmesi ve buna bağlı olarak doğanın insan üzerindeki etkisine örnek verilebilir. Ekvator çevresinde yerleşim alanlarının yüksekte kurulması oradaki iklimin özellikle sebebiyle nemli ve sıcak iklimin sebebiyle daha yükseklerde yerleşme söz konusu olmakta. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuza geldik. Öncelikle tabii ki bu tür şekilli sorularda nerede olduklarını belirlemek daha doğru oluyor. Hemen sorumuzu okuyalım, daha sonra az önce söylediğimizi hemen uygulayalım. Yukarıda koordinatları verilen iki bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ve bir, özellikle kuzeye doğru artması rakamların ya da derecelerin kuzey yarımkürede olduğunu gösteriyor. Demek ki her ikisi de kuzey yarımkürede yer alan merkezler. Bir defa bunu belirledik. Daha sonra boylamlara bakıyoruz. Boylamlar doğuya doğru artmış derece olarak doğu yarımküre, batıya doğru artmış batı yarımküre. Bunları da bulduk arkadaşlar ve soruya geçelim. İki bölge de kuzey yarımkürededir. Az önce söylediğimiz üzere kuzeye doğru artış görüldüğü derecelerde kuzey yarımkürede bulunuyorlar. Güney paralelleri ekvatora eşit uzaklıkta ki 15 derece kuzeyde oldukları için ekvatora kuş uçuşu uzaklıkları da aynı oluyor. Doğu ve batı boylamları arasında 1 saat fark var. Ki aradaki fark 15, aradaki fark 15. 4 ile çarptığımızda 60 dakika, yani 1 saati buluyoruz. Başlangıç meridyenin doğusunda yer alırlar. Az önce söylediğimiz kısımda doğuda, batıda demiştik. O yüzden ikisi de doğuda değil arkadaşlar. Kuzey, güney doğrultuda kuş uçumu uzunlukları aynıdır. Ki arada 10, arada 10 fark söz konusu enlem olarak. O yüzden kuş uçuşu uzakları kuzey ve güney doğrultusunda aynı olmakta. D şıkkı burada yanlış bir ifade oldu. Yani doğru cevabımızı D şıkkı olarak aldık. Üçüncü sorumuzda tüm haritalardan hangileri bulunabilir demiş. Ki bütün haritalardan arkadaşlar uzunluk ve alan hesaplıyoruz. Yön bulabiliyoruz. Coğrafi koordinat elde edebiliyoruz. Ama bütün haritalardan eğim ve profil çıkmaz. Çünkü fiziki haritalarda biz bunu bulabiliriz. O yüzden bütün haritalarda bulunan alan ve uzunluk kısmı ölçek yardımıyla tabii ki burada dikkate alıyoruz. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Dördüncü sorumuzda ise Dünya Güneş'e karşı yukarıdaki konumda iken aşağıdakilerin hangisi Türkiye'de yaşanan olaylardan biri değildir? Hemen bakıyoruz. Kuzeye doğru gece süresi uzamış, gündüz süresi kısalmış. Bu da bize bu tarihin 21 Aralık olduğunu gösteriyor. Bunu belirledikten sonra artık aşağıda ne yapıyoruz? Doğru yanlışı kıyaslıyoruz. En kısa gündüz yaşanır ki 21 Aralık'ta en uzun geceyi, en kısa gündüz yaşıyoruz Türkiye'de. Güneş ışınları en dar, en eğik açıyla geliyor, en küçük açıyla geliyor. Güneye gidildikçe gece süresi uzar demiş, kuzeye gidildikçe gece süresi uzuyor. Yani güneye gidildikçe değil arkadaşlar, yanlış bir ifade olmuş. Yatay düzlemde cismin gölge boyu en uzun oluyor. 21 Aralık'ta en eğik geldiği için güneş ışınları kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Ki burada da doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Beşinci sorumuzda enlem etkisi dünya yuvarlak olduğu için ya da geoid olduğu için ışınların düşme açısının kutuplara gidildikçe daralması sonucu sıcaklığın kutuplara gidince azalması olayıdır. Aşağıdakilerin hangisi enlem etkisine örnek gösterilir? Kışın Doğu Karadeniz kıyısının Doğu Anadolu'dan sıcak olması nemlilik, yani özel konumla açıklanabilir.
O yüzden bunu eledik. Akdeniz'den Ege ve Karadeniz'e doğru gidildikçe deniz suyu sıcaklığı ve tuzluk oranının azalmasının sebebi ise enleme bağlı sıcaklık değişimidir. En güneydeki Akdeniz'de tuzluk daha fazlayken en kuzeydeki Karadeniz'de daha azdır. Bu enleme bağlı sıcaklık ve buharlaşmayla alakalıdır. İç Anadolu'nun Doğu Anadolu'dan sıcak olması yükselti, Ege kıyılarının İç Anadolu'dan sıcak olması yükselti ve denizellik, yazın Güneydoğu Anadolu'nun Akdeniz kıyılarından sıcak olması karasallık yani özel konumla açıklanıyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Diğer sorumuzda ise Türkiye fiziki haritası incelendiğinde Doğu Anadolu bölgesinin kahverengi ve tonlarıyla boyandığı Iğdır Ovası'nın sarı renkte olduğu görülür. Bu haritayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğru bir belirleme olur? Ki fiziki haritalarda bizim renklerimiz yükselti basamaklarını ifade ediyor. Doğu Anadolu'nun geneli kahverengi ve tonlarıyla gösterilirken Iğdır, yine Doğu Anadolu'da bulunan Iğdır'ın sarı renkte gösterilmesi yükseltilerinin farklılık göstermesine bağlıdır. Ki düz alanlar geniş yer kaplar demiş, kahverengi ise düz demek doğru olmuyor çünkü kahverenginin de tonları değişkenlik gösteriyor orada. Ovalar sarı renkte boyanmıştır ki her ova sarı değil. Mesela Erzurum Pasinler Ovası kahverengi renkte karşımıza çıkıyor. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu hatırlatalım. Evet arkadaşlar, 7. sorumuza geldik. Bir ülkenin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark fazla ise hangileri doğru olur? Şimdi ne demek gerçek alan ve iz düşüm alan? Bunu bir hatırlatalım. Bir yerin eğim ve engebesi hesaba katılırsa bu gerçek alan. Eğer deniz seviyesi yani dümdüz bir şekilde düşünülürse ya da düzlük bir şekilde düşünülürse buna ise iz düşüm alan diyoruz. Tabii ki her zaman deniz seviyesinde olmasına gerek yok. Deniz seviyesinde olunca zaten iz düşüm olarak sıfırı kabul etmiş oluyoruz. Bunun yanında düz olması da geçerlidir. Peki bakalım, fark fazla ise yani bu eğim engebe fazla olduğu anlamına geliyor. Yükselti farkının fazla olduğu anlamına geliyor. Yer şekilleri sade, düzlükler fazladır değil. Dağlık engebeli bir araziden oluşmaktadır. Düzlüklerin fazla olması tarım alanlarının geniş olmasını sağlamıştır değil. Onun için az olması gerekiyordu. Akarsuların yatak eğimi fazla olduğundan akış hızları fazladır ki eğim ve engebe fazla demiştik. O yüzden bu da doğru bir ifade. 2 ve 4'ü dikkate almak mümkündür. Yani D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. 8. sorumuzda ise aşağıda verilen belirlemeler şöyledir. Bu belirlemelerde aşağıdakilerin hangisinin etkisinden bahsedilmemiştir diyor. Yani yukarıda verilen özelliklerden kıyaslama yaptığımızda sebep olarak hangisini burada dışarıda bırakacağız. Torosların güney yamaçlarındaki ürünlerin olgunlaşma süresinin kuzey yamaçlara göre daha kısa olması bakı etkisiyle açıklanabilir. Güneşe dönüklük kısmında. Yamaç boyu yükseldikçe bitki örtüsünün değişmesi, yükseltiye bağlı sıcaklık ve bitki örtüsü değişimi, Kızıldeniz'in tuzluk oranının Karadeniz'den fazla olması enlem etkisi, Karadeniz'de kıyılarındaki ormanların yine yoğun, İç Anadolu'da ise ot topluluğu olan steplerin yaygın olması nem oranı, nemlilik, denizellik, karasallıkla alakalı diyebiliriz. Burada deniz akıntılarından bahsedilmemiş arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. 9. sorumuzda ise bir izohips haritası, topografya haritası verilmiş. Burada gösterilen noktaların yükseltileriyle ilgili olarak yapılmış sıralamalardan hangisi doğru olur demiş. Şimdi deniz kıyısını biz sıfır olarak alıyoruz. Buradan sonra tabii herhangi bir rakam verilmediyse biz kendi kafamıza göre de rakam verebiliriz. Ama şöyle bir şey de olabilir. Yine izohips de sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. izohips de S noktası. Hemen devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. F noktası 4. izohips de yer alıyor. Bunun yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6. G noktası ise 6. izohips üzerinde yer alıyor. Buna göre en fazla yükseltiye sahip olan G, daha sonra S, daha sonra F'dir. Yani G büyük, S büyük, F şeklinde yani yükseltileri sıralanırsa doğru cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 10. sorumuzda ise aşağıda şekil 2 basınç alanındaki rüzgarların sapmalarını göstermekte. Bu basınç merkezleri ilgili olarak belirlemelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakıyoruz. Burada içe doğru oluyorsa yani çevreden merkeze doğru oluyorsa bu basınç alçak basıncı ifade ediyordu. Yani bu şekillerimiz alçak basınç alanlarını göstermiş. Ki olay şu arkadaşlar, çevreden merkeze geliyor ve merkezden yükselerek alçak basınç alanını oluşturuyor. Bunun yanında S harfi çizerse kuzey yarımküre, ters S harfi çizerse ya da Z'ye benzeyen bir durum varsa güney yarımküre olduğunu gösteriyordu. Bakalım ne harfi çizmiş arkadaşlar? S. O zaman bu kuzey yarımkürede. Ne çizmiş? Ters S harfi çizmiş. Demek ki güney yarımkürede yer alıyor. Buna göre doğru dediği için her iki
alanda alçak basıncı ifade ediyor. Birinci kuzey yarımkürede, ikinci güney yarımkürede. E1 kuzey, 2 güney yarımküre. Yatay hava hareketi çevreden merkeze doğru, çevreden merkeze alçak basınç. Bu da doğru. Yani üçünün de burada doğru olduğunu söylemek mümkündür. Diğer sorumuzda ise yukarıdaki topografya haritasında aşağıdaki yer çekimlerinden hangisi yoktur demiş. Boyun dediğimiz iki tepe ve onları çevreleyen bir izohips, arada kalan kısım boyunu ifade ediyor. Boyun var. Delta ise kesinlikle bir akarsu olmalı ve denize doğru bir çıkıntı, yani bir biriktirme yapmalı. Delta olan yerde haliç olmaz arkadaşlar. İkisi aynı yerde bulunmuyor. Haliç daha çok okyanus kıyılarında gelgit etkisiyle oluşuyor. Delta ise gelgitin az olduğu alanlarda, etkisinin bulunmadığı alanlarda oluşuyor. Vadi dediğimiz ki akarsu varsa zaten vadiyi orada işaretleyebilirsiniz. Yamaç ki tepelerin olduğu kısımlarda yamaçları görmek mümkündür. Bu da var ama haliç burada görülmeyen bir durumda. Haliç olması için ki tam tersi akarsu vadisini denizin işgal etmesi gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımızı C olarak aldık. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.